Günaydınlar. Ocak 2017 programında sizlerle birlikteyiz. Bu sene farklı bir program yürüteceğiz sizlerle. Öncelikle programımızın ismi değişti. Artık biraz daha toplumsal öncelikleri de içeren bir kapsamda yürüteceğiz. O yüzden de programımızın ismi okunduğu zaman hem engelsiz miyiz hem de engelsiz miyiz diye bir iki anlamı olan bir hale dönüştürdük. Böylelikle aslında biraz da isminden de toplumsal yönelimini de biraz daha vurgulamak istedik. Bununla ilgili görüşlerinizi hem isme hem jenerimize ilişkin isimli görüşlerinizi bizlere iletirseniz çok seviniriz. Bugünkü programda yalnız olacağız. Bu programda farklı bir konuyu sizlerle ele almak istiyorum. Ve İzmir'le ilgili farklı bir çalışmayı da sizlere tanıtmak istiyorum. Öncelikle 2017 yılının hem ülkemiz hem ailemiz hem dünyamız için barış ve huzur getirmesini diliyorum. Biraz sıkıntılarla girdik. Umarım böyle devam etmez ve daha keyifli, daha herkesin birbirine duygusal anlamda da dokunabildiği günleri hep birlikte yaşama fırsatımız olur. Bugün size yine bir kitap ve bir film getirmeye karar verdim. Aslında bugünkü programla birlikte madem bazı şeyleri değiştiriyoruz, o halde bu kitap ve filmin de içeriğinde bazı değişiklikler yapalım diye düşündüm ama o zaman da tanıtımın pek anlamı kalmayacağına karar verdim. O nedenle yine size bir kitap ve bir film tanıtacağım. Öncelikle kitabımızı 2016 yılında Ayşe Kuli'nin yazdığı Kanadı Kırık Kuşlar kitabını size tanıtmak istiyorum. Bir süredir, yaklaşık 4 yıldan beri benim zaman zaman okuduğum bir konu var. Bu konuda tesadüfen tanıştım ben bu konuyla. Belki de içinde bulunduğum üniversite hayatının da getirdiği bir şeydir. Atatürk ve kültür devrimiyle ilgili bir okumalarım oldu benim uzunca bir süredir. Atatürk'ün 1932'lerde yaptığı ya da yapmaya çalıştığı, başlattığı bir kültür devrimi faaliyeti var. Bu kültür devrimi faaliyetinin içerisinde ilköğretimden yüksek öğretime kadar pek çok eğitim basamaklarında bizlerin yeniliklerle ve birey olma özelliğimizi geliştirecek eğitim programı içerikleriyle tanışmamızı amaçlıyor aslında Atatürk. Ve yüksek öğretime de bir müdahalede bulunuyor. 1932'lerde o dönemin Almanya'sında, Hitler Almanya'sında sıkıntı yaşayan Yahudi bilim adamlarının Türkiye'ye gelmesini sağlıyor ve İstanbul Üniversitesi'nin tekrar kurulmasına vesile oluyor. Hatta 1940'ların ortalarında Ankara Üniversitesi'nin de yine kurulmasında emekleri olan insanlardan biri bu Yahudi bilim adamları. Ayşe Kulin bu kitabında bize Almanya'dan gelen bir bilim adamının, tıp bilim adamının hayatını anlatıyor. Oradan çıkışından Türkiye'ye gelişine kadar kültürel bir, farklı bir ortamda yaşama çabalarını, onun dışında üniversite hayatına verdiği emekleri, aile olmasını, çocuklarının burada büyümesini, tekrar Türkiye'de farklı dinlerden ailelerle iç içe geçmeyi ve burada yaşadığı toplumsal olayları da, buna 6 Eylül olayları da dahil, toplumsal olayları da çok güzel bir dille anlatmış. Bu kitabı okurken önceki okumalarımdan farklı olarak biraz da duygusal anlamda üzüldüğümü fark ettim. Çünkü kendi ülkesinden, yurdundan, evinden, barkından zoraki bir şekilde ayrılmış olan bireyler aslında başka yerlere adapte olurken kendi içlerinde yaşadıkları sıkıntının dışında bir de o sosyal yapıyla ilgili de sıkıntı yaşıyorlar ve bunu içimde hissettim. Şu anda zaman zaman bizlerin de yaşadığı bazı sıkıntılarla da herhalde birleştirdim. O yüzden farklılıklar, bu artık bu farklılık neden olursa, bedensel farklılık mı, dinsel farklılık mı, dilsel farklılık mı, kültür farklılık
farklılığı mı neyse, bu farklılıkların aslında bireylerin hayatında ve bundan sonra da kuşaklar boyu aslında nasıl etkilediğini de bize çok yakından gösterdi bu kitap. Dört kuşak geçmesine rağmen hala daha bazı incinmişlik noktalarının olması hem toplum açısından sorgulanması gereken önemli bir nokta, hem de o bireyler açısından ve okuyan bizler açısından önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. O yüzden okumanızı öneriyorum. Çok güzel bir dili var, çok akıcı. Bugün size tanıtacağım film ise yine programımızla çok yakından ilişkili bir film. Norveç filmi getirdim. 2001 yapımı bir film. Elling filmin ismi. Belki aranızda izleyenler vardır ama bence bir kez daha, şimdi özellikle bir kez daha izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Bu filmde özellikle 40 yaşına kadar annesiyle birlikte yaşayan bir erkeğin annesinin vefatıyla birlikte aslında yapayalnız kalmasıyla ilgili bir yaşamı anlatıyor. Ama benim burada asıl dikkatimi çeken nokta, gelişmiş ülkelerde daha çok gördüğümüz yalnızlık duygusu, tek başına yaşamayla ilgili becerilerin geliştirilmesi. Bu bizim engelli bireyler açısından da çok önemli. Bir diğer nokta ise aslında burada çok çok dikkatimizi çeken bir nokta, sosyal hizmetler kavramının aslında nasıl da yer aldığını gösteriyor bu film bize. Çünkü yalnız kalmış, evden çıkma korkusu olan bir bireyi sosyal hizmetler, yani devlet nasıl hemen kapsıyor, hemen onun topluma entegre olması için nasıl çalışmalar yürütüyor, o çalışmalar kapsamında bağımsız yaşamaları için maddi manevi nasıl destekliyor ve asıl önemlisi nasıl izliyor, onu gösteren çok önemli bir film. Ben izlerken keşke bizim ülkemizde de bu tür bir sosyal hizmet ağı, sosyal hizmetlerle ilgili bir politika benimsenmiş olsa diye düşündüm. O yüzden bu filmin sizler tarafından da izlenmesi bizlerin belki de ileride bu anlamda yapacağı çalışmalar bakımından önem kazanacaktır. Evet, bugün bir kitap, bir film tanıtımından sonra ele alacağım konu ise biraz daha benim kendi mesleğimle ilgili bir konu. Ben bugün biraz sizlerle sağlık çalışanı ve engelli birey etkileşimini biraz konuşmak istiyorum. Çünkü yapılan çalışmalar biraz bu konularda sıkıntılar yaşadığını da gösteriyor. Ama bir o kadar da hem engelli birey hem de sağlık çalışanı açısından önemli bir konu. Yapılan çalışmalarda, özellikle de niteliksel çalışmalarda engelli bireylerin sağlık çalışanlarından beklentileri sorgulanmış. Burada sağlık çalışanı dediğim zaman yalnızca hekimler yok işin içinde. Onun dışında sağlık hizmetleri veren kurumlarda çalışan herkes var aslında bunun içinde. Ama tabii ki sağlık kurumlarının yöneticileri ve sağlık kurumlarındaki temel elemanlardan biri olan hekimlerin davranışları burada tabii ki bir rol model özelliği taşıyor. O yüzden aslında biraz da onların topluma ya da engelli bireylere tutumları biraz da diğer bireylerin tutumlarını da etkileyen ve önemli noktalara doğru taşıyan bir faktör. Engelli bireylere sormuşlar, sağlık çalışanlarından ne bekliyorsunuz? Sağlık çalışanları size nasıl davranıyor, tutumları nasıl diye. Hatta 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren de Ege Üniversitesi'nde, Tıp Fakültesi'nde ve Hemşirelik Fakültesi'nde bu alanda yürüttüğümüz bazı çalışmalar var. Engelli bireylere karşı Tıp Fakültesi öğrencilerinin tutumları nelerdir ve bunları ileriye doğru nasıl taşıyacaklar diye. Bu konularda biraz sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Engelli bireyler sağlık çalışanlarıyla etkileşimde çok anahtar birkaç tane cümle söylemişler. Bunlar benim bu konuda düzenlediğim konuşmalarda veya bu konudaki derslerimde çok anahtar cümlelerdir. Bunları sizlerle paylaşacak olursam, öncelikle engelli birey diyor ki, sağlık çalışanı bana lütfen nezaketle davransın. Çünkü benim bedenime ailemden çok daha yakın. Ben hiçbir mahremiyeti göze dikkate almaksızın ben bütün vücudumu, bütün hayatımı ona açıyorum. O yüzden onun bana karşı olan tutumu incitici olmasın. Bu çok önemli bir faktör. Tıp fakültesi öğrencileriyle ilgili yapılan bir çalışmada ise engelli bir bireyin şu cümlesi çok dikkat çekicidir. Diyor ki
doktorlar ve tıp öğrencileri farkında olsunlar ki ben aslında onların muayene etmeleri için kıyafetlerimi çıkarırken bir taraftan da saygınlığımı da zedeleyecek bir açıklığa ulaşıyorum. O yüzden beni lütfen incitmesinler. Ve tabii daha derinlemesine yapılan çalışmalarda şunlar görülmüş. Engelli bireylerle sağlık çalışanları arasındaki iletişimde ve etkileşimde olumsuz, oldukça olumsuz tutumlar söz konusu. Bunlardan önemli olan birkaç tanesine örnek vermek isterim. Görme engelli bireylerle yapılan çalışmalarda özellikle görme engelli bireylerin sağlık çalışanları tarafından her temaslarında altıncı hislerinin çok gelişmiş olduğu ön yargısıyla seslerini tanımayla ilgili işte söyle bakalım ben kimim, geçen sefer de gelmiştim, ben ismimi söylemiştim, hadi bakalım. Ya da işte sen hissedersin, aslında görmüyorsun ama hissedersin, hadi bakalım ne hissediyorsun şimdi gibi. Altıncı hissinin çalışacağıyla ilgili bir zorlamanın yapıldığı ve bu arada aslında hizmet almaya neden geldiğiyle ilgili bir şeyin göz ardı edildiği görülmüş. İşitme engelli bireylere sorulduğunda ise sağlık hizmetlerinde yaşadıkları en önemli sorunlar ya da tutumlara ilişkin sorunlarla ilgili neler var? İşitme engelli bireylerde en önemli sorunun aslında işaret dili konusunda yaşandığı. Çünkü yeteri kadar bilgi alma konusunda sıkıntı olduğu ve yeteri kadar bilgi alamadıkları, nasıl olsa duymuyor, nasıl olsa konuşamıyor diyerek engelli yakınlarının aslında sağlık çalışanıyla iletişim içinde olduğu ama sağlık çalışanının bireyin kendisiyle doğrudan temas etmediği görülmüş. Halbuki özellikle de işitme ve konuşma engelli bireylerde özellikle bazı alanlarda cinsiyete özel bir hizmetin de verilmesi çok önemli işaret dili tercümanlığında. Çünkü mahremiyet burada ciddi anlamda devreye giriyor, mahremiyetle ilgili yaşanan sıkıntılar. Ortopedik ve diğer engelli bireylerde ise başka türlü sorunların yaşandığını görüyoruz. Örneğin gelişimsel bozuklukları olan veya kas hastalıkları olan bireylerde ilerleyici, özellikle de ilerleyici engellilik durumu olan bireylerde sağlık çalışanlarının bir süre sonra bir umut kırıcı konuşmaları olduğuyla ilgili bir söylem var. Örneğin sen kas hastasısın, artık bu bundan sonra iyileşmeyecek, ne ikide bir de doktora gidip geliyorsun. Şimdi bu söylemler gerçekten de iletişimi ciddi anlamda olumsuz olarak etkileyen noktalardan biri oldu. Şimdi bunun karşılığında ise yapılan diğer bir tarafta çalışmalar var. Onlar da sağlık çalışanlar acaba bu konuda ne düşünüyorlar, ona bakıldığında ise orada da farklı bir pencerenin olduğunu görüyoruz aslında. Sağlık çalışanları içinde de şöyle şeyler söyleniyor. Ben engellilikle ilgili tıbbi eğitim aldım. Yani sonuçta ben engellik nereden kaynaklanıyor, nasıl tedavi edilecek ya da rehabilitasyonda neler yapılabilirle bilgi aldım. O yüzden ben birincisi bunlarla ilgili, iletişimle ilgili bilgiler almadım eğitimim içinde. İkincisi sürekli olarak aynı türde bir bireylerle geldiğimiz için belki zamanla körleşmeler oluyor diyen sağlık çalışanları var. Çünkü bunu bir iş olarak görüyorum. Cümleler böyle. Bunu bir iş olarak görüyorum. Ben onun sadece çalışmayan bacağıyla ya da görmeyen gözüyle ilgileniyorum. Ama onun dışındaki diğer nitelikleriyle ilgilenmiyorum. Çünkü bu iş, benim işim bu diyerek bakan sağlık çalışanlarının olduğunu görüyoruz araştırmalarda. Bu iki tarafın birbirinden beklentileri ya da birbirleriyle ilgili olumsuz tutumlarda öne sürdükleri argümanlara baktığımız zaman aslında ikisinin de kendi çapında doğru olduğunu görüyoruz. Çünkü hekimlik tarafına ya da sağlık çalışanı tarafına da baktığımızda aslında gün içerisinde, düşünün mesai saati içerisinde sürekli olarak benzer sorunları olan yüzlerce insanlarla birlikteler ve bu aslında biraz da sağlık çalışanı eğer duygusal bir insansa da biraz da moral bozucu bir şey. Çünkü hiç mutlu insan gelmiyor, hiç sıkıntısı olmayan bir insan gelmiyor aslında karşısına. Sürekli olarak bir sorun ifade eden, sürekli olarak o sorunun çözülmesiyle ilgili aşırı beklentileri olan bireylerle birlikte olmak da aslında sağlık çalışanlarında ciddi bir zaman içerisinde körleşmeye veya bir tükenmişliğe de neden oluyor. Dolayısıyla her iki tarafında aslında yaşadıklarını analiz ettiğimizde kendi adlarına haklı olduğunu görüyoruz. Ancak burada
O zaman bir çatışma alanı ortaya çıktı. Yani herkes haklı, Nasrettin Hoca'nın hesabı. Ancak burada bir olayın da çözülmesi gerekiyor. Yani sağlık çalışanı bu kadar fazla engelli bireyle birlikte, ancak engelli birey de sağlık çalışanıyla bu kadar yakından birlikte olmak zorunda. Ama bu bir çatışma alanı da doğuruyor. Burada bir arayı bulan bir başka bir anlayış getirmemiz gerekiyor o halde. Bunun da çözümünü aslında biraz da medikal sosyolojide aramamız lazım. Medikal sosyoloji, sağlık çalışanlarının toplumsal rolleriyle ilgili çok güzel tanımlamalar yapmış aslında. Ve diyor ki, medikal sosyolojide sağlık çalışanı, özellikle de hekimler, yaptıklarıyla, yazdıklarıyla, yani örneğin bir reçete yazma ya da bir rapor vermeleriyle aslında topluma rol model olurlar. Yani toplum için bir yol göstericidirler. Dolayısıyla onların yaptıkları toplumun diğer bireyleri tarafından da zaten hekim böyle diyorsa o zaman doğrudur noktasında peşinen bir kabul noktası olduğu için aslında tutumların orada iyileştirilmesinin de toplumsal bir dönüşümde önemli bir faktör olduğu söylenir. Dolayısıyla bir örnek verelim. Örneğin trafik kazası geçirmiş bir bireyin bacağı kırılmış olsun ve burada hekim arkadaşımız bunun tedavisini yürütürken bir taraftan da sağlık raporu verdiğinde belirli bir süre bu kişinin işten uzaklaşması, böylelikle sosyal normlardan sıyrılması, kimsenin aslında o rapor karşılığında işte mutlaka gelip çalışacaksın gibi bir şeye tutturması ya da hukuki bu düzlemde bir şey söylemesi mümkün değil. Çünkü bu bir otorite ve o otoritenin söylediği aslında toplumun tüm katmanları tarafından o kişinin bacağı iyileşene kadar kabul edilmek durumunda. O zaman demek ki sadece rapor ya da reçete yazdığı bir şey değil, toplumsal anlamda yaptığı her türlü şey aslında sağlık çalışanlarının bir rol model olduğunun bir göstergesi. O yüzden sağlık çalışanları ve engelli birey etkileşimi bizim için bu anlamda biraz daha önem kazanıyor. Çünkü yaptığımız her şey aslında sadece bizi ilgilendirmiyor, toplumu da ilgilendiriyor. Örneğin benim iyi bir tutum sergilemem engelli bireylerle ya da hastalarla, yanımdaki çalışan diğer hemşire arkadaşlarımızı veya sağlık teknisyeni arkadaşlarımızı veya sıradan herhangi bir kişiyi de olumlu olarak etkileyecek örnek olacaktır. O yüzden bu çerçeveden baktığımız zaman demek ki bizim için her iki tarafı bu çatışma alanında bir araya getirecek bir stratejiye ihtiyacımız var. İşte bu strateji için bizler birkaç tane deneme yaptık ve bu denemelerden birisi de 2000'li yılların başında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı içerisinde yerleştirdiğimiz bir derstir. Bu derste engellilik nedir, sosyal boyutu nedir ama sağlık çalışanı ve engelli bireyin buradaki rolü nedir, bu rolünün farkında olma ve iletişimini ona göre geliştirmeyle ilgili bir ders yerleştirdik. Çünkü bu mesleğin ya da sağlık çalışanı mesleğinin diğer mesleklerden bir farkı, hayat boyu birlikte olacağız ve kendimize has, bu mesleğimize has farklı bir iletişim becerileri geliştirmemiz gerekliliğidir. O nedenle mezuniyet öncesinde ne kadar erken dönemde bu konulara eğilirsek müdahalenin ve hekimlik pratiği içerisinde öncelikle bu konunun çok daha iyi yürüyeceğine ilişkin bir hipotezimiz vardı. Bu zaman içerisinde tutumların değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalarda da kendini gösteriyor. Ama tabii ki toplumsal başka dinamikler de bu tutumları etkiler. Yani bu kadar da ari bir şey değildir. Yani biz bir ders verdik hemen birdenbire tutumlar değişti diyemeyiz. Bu yaşam içerisinde de kendisini gösterecektir bireyin kendi deneyimleriyle birlikte. Birkaç sene önce, yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde bununla ilgili bir panel yerleştirildi. Orada ben de ders veriyorum. Bu sene 2. senemiz olacak. Orada da yine sağlık çalışanı ve engelli birey etkileşimi konusunda bir farkındalığın oluşması için öğrencilerle birlikte oluyoruz. Baktığımız zaman diğer tıp fakültesi eğitim programlarında kötü iletişim veya engelli bireylerle iletişim diye iletişim başlıkları altında aslında iletişime ilişkin özel başlıkların verildiğini görüyoruz. Onun dışında biraz da tıp fakültelerinin dışına çıktığımızda gördüğümüz bir şey daha sizinle paylaşalım. Geçen sene özellikle İzmir'de çok önemli bir çalışma yürütüldü. İzmirli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyumda sağlıkta engelsiz iletişim sempozyumu. Geçen sene Şubat ayında yapıldı bu sempozyum. Ben de orada engelli birey ve sağlık çalışanı etkileşimi konusunda bir konuşma yaptım.
Böylelikle aslında sağlık hizmetlerinin nitelikli verilebilmesinde veya sağlık çalışanı ve engelli birey etkileşimiyle ilgili yaşanan sorunların çözümlenmesinde bir de hizmet içi eğitim ayağının aslında devreye sokulduğunu görüyoruz. Bazı hastaneler veya bazı sağlık müdürlükleri tarafından bu başlık gerçekten önem kazanıyor. Tabii şimdi şu ana kadar verdiğimiz bilgilerde şunu gördük. Bu konu önemli. Her iki taraf için de önemli. Her iki tarafın da birbirini anlaması ve bir taraftan engelli bireyin hem kendi üzerine düşen görevleri bilmesi hem de sağlık çalışanından beklentilerinin sınırlanması. Çünkü sınırsız değildir aslında sağlık çalışanının engelli birey için yapacağı. Halbuki baktığımız zaman engelli birey kendisine birdenbire sihirli bir değnekle dokunulacak ve birdenbire sağlıkla koşa koşa hemen buradan evine gidecek gibi hissediyor. Halbuki sağlık çalışanı bu kadar mucizevi bilgilere ya da deneyimlere, becerilere sahip değil. Demek ki bu yaşanan çatışmanın çözümlenmesinde her iki tarafın da birbirini anlaması için başka başka müdahale alanlarına ihtiyaç var. Ben İzmir çapında sivil toplum kuruluşlarında zaman zaman yaptığımız konuşmalarda bu konuyu da özellikle gündeme getiriyorum ki engelli bireylerin de aslında yaşadıklarını anlamlandırabilsinler bu nedenle. Şimdi baktığımızda bir taraftan mezuniyet öncesi eğitim içerisinde bizim bu konuları ele aldığımızı görüyoruz. Bir taraftan mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerde bu konunun ele aldığını görüyoruz. Ama İzmir'de bu konuda biraz da fark yaratan önemli bir konu oldu geçtiğimiz Haziran ayında. Ve İzmir Tabip Odası'nda bir çalışma grubu oluşturuldu. Tabip Odası Yönetim Kurulu geçtiğimiz Mayıs, Haziran ayında birkaç kez toplantı yaptı bizimle ve hem hekim olmamız hem engellilikle ilgili çalışan hekim olmamız nedeniyle aslında tabip odasında bir engellilik politikasının olması gerekliliği konusunda benden yardım istediler. Bu alanda yaptığımız şeylerden bahsetmek istiyorum son birkaç dakikamız içerisinde. İzmir Tabip Odası bünyesinde şu anda engellilik çalışma grubu ismiyle bir çalışma grubu kurdum ben. Bu grubun temel hedefi tabip odalarının aslında bu kadar madem sağlık çalışanı engelli birey etkileşimi bu kadar önemli, hizmetin niteliğini de bizim memnuniyetimizi de aslında iyileşmemizle ilgili ya da kendimizle barışmamızla ilgili noktaları da bu kadar etkiliyorsa o zaman İzmir Tabip Odası'nda bu konuda bir müdahil olması gerekliyle ilgili bir görüş ortaya çıktı ve dolayısıyla temel hedefimiz şudur. Öncelikle odamızın bir engellilik politikasının olması. Yani yürütülen herhangi bir aktivitede, engelliyi ilgilendiren herhangi bir noktada aslında tabip odasının da belirli bir duruşunun olması ve o anlayış çerçevesinde aslında hareket etmesi gerekliliğiyle ilgili bir durum ortaya çıktı. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir çalışma yürütülmemiş. Şimdi birlikte çalıştığımız arkadaşlarla tabip odasının engellilik politikasını belirlemeye çalışıyoruz. Bir diğer nokta, sanki engellilik sağlık çalışanlarının kendilerinden de uzakmış gibi bir algı var. Ya da terzi kendi söküğünü dikemez mi gibi bir cümleyle karşılaştığımız bir durum var. Hani hekimler de hastalanmaz mı? Hekimler de engelli olmaz mı? Bu yönü de önemli. Hatta biraz daha ihmal edilen bir konudur engelli hekimler. Çünkü zannedilir ki hekim olduğunuz zaman bütün sağlık hizmetiyle ilgili bütün kapılar açılır, bütün olumlu işlemler onun için yapılır. Her şey hani mucizevidir hani hekimler için ama aslında öyle değildir. Ne kadar çok özenirseniz engellilikle ilgili ya da hastalıkla ilgili hekimlere aslında hani hekimin gözüne de çöp batar. Yani böyle de bir durum söz konusudur. Ancak burada ifade edilmez çoğu kez. Yani engelliliğin aslında yoğun bir şekilde yer aldığı ama toplum tarafından da çok az bilindiği alanlardan biri de engelli hekimler yüzüdür. Biz bu nedenle İzmir Tabip Odası Engelli Çalışma Grubu olarak da biraz da bu konuya el atmak istedik. Halen web sitemizde bir anketimiz var. Engeli olan hekimlerimizle ilgili bir bildirim
anketidir bu. İzmir'deki en azından engelli olan hekimleri yakalamaya, tespit etmeye, engellilik durumlarının dağılımlarını görmeye ve bu çerçevede tabip odasının yürütebileceği çalışmaları rehber olması için bir çalışma yürütüyoruz şu anda. Bir diğer taraftan ise birbirimizi tanımaya da ihtiyacımız var engelli hekimler olarak İzmir'de. O yüzden de bu kendi yaşadığını, engellilik alanında kendi yaşadığını anlatma konusunda çok da cesaretli değildir hekimler. Ancak biz bunlara biraz cesaret vermeye çalışıyoruz. Biraz tabip odasına bu sorunlarını aktarmaları için çaba sarf ediyoruz açıkçası. Bunun dışında şunu fark ettik ki birçok yerin fiziksel erişilebilirliğiyle ilgileniyoruz ama aslında kendi tabip odamızın erişilebilirliğini de hiç şimdiye kadar dikkate almamışız. Oysa çok güzel bir binası var ancak erişilebilir değil. Oldukça yüksek merdivenleri var ve tarihi bir bina olması nedeniyle de asansörün yapılmasının mümkün olmadığı bir bina. Tabii tuvaletlerimiz yine öyle düzenlenmesi gerekiyor. O yüzden İzmir Tabip Odası'nın engelli çalışma grubu şu ana kadar birkaç aydır Ağustos'tan beri düzenli olarak her ay çalışmalar ve toplantılar yapmakta. En azından engeli olan tekel sandalyeli hekimlerimizin tabip odasına erişebilmesiyle ilgili önemli bir girişimde bulundu ve bir rampa yaptırdık girişimize. Böylelikle toplantı salonumuza doğrudan hekimlerimizin gelebilmesiyle ilgili bir kanalı açmış olduk. Yıllardır, 20'li yıllardayım hatta yıllardır engeli nedeniyle tabip odasına gelemeyen ve o kendi camiası içinde yer alamayan hekimlerimizin erişebilmesiyle ilgili önemli bir adım attık. Fiziksel erişilebilirliğin dışında aynı zamanda konu olarak birlikte çalışabilmek için de halen çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda bu programımızı izleyen özellikle İzmir Tabip Odası üyesi hekim arkadaşlarımızın da bizlerle birlikte olmasını diliyoruz. Evet, bugünkü programımızda biraz farklı bir konuyu ele almak istedim. Sağlık çalışanı ve engelli birey etkileşimini hem engelli birey hem sağlık çalışanı açısından bakıp bir de sağlık çalışanının özellikle hekimlerin kendi sivil toplum kuruluşları olan İzmir Tabip Odası üzerinden engelli nasıl bakıyoruz ve ileriye dönük olarak bu konuda neler yapabiliriz konusunda sizlere birkaç konuda bilgi aktarmaya çalıştım. Bundan sonraki programlarımızda bu konuları biraz daha derinleştirmeyi umuyoruz. Bize bu konulardaki fikirlerinizi benim e-mail adresime de yazarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum, esen kalın diyorum.